Mutlu günler sevgili izleyiciler. Pamukkale TV ekranlarında bir Milletin Sesi programımızla yeniden sizlerle birlikte olmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Evet, yine Türkiye gündemini konuşacağız, Denizli'yi konuşacağız, emekçileri konuşacağız, tarımı konuşacağız, siyaseti konuşacağız, ekonomiyi konuşacağız, eğitimi konuşacağız. Her şeyi dilimizin döndüğü kadar, zamanımızın yettiği kadar konuşmaya çalışacağız ve konuğum her zamanki gibi Sayın Yılmaz İçen'le birlikte olacağız. Öncelikle Yılmaz İçen'e sözü vermeden önce tabii geçen hafta içerisinde şehitlerimiz oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Artık şehit haberi geldiğinde o kadar rahatız ki, gerçekten o kadar rahatız. O manevi duygularımız, vatansever duygularımız, milletsever duygularımızın bir kenarda durduğu hissiyatı var. Tüylerimiz diken diken olurdu her şehit haberi geldiğinde. Şimdi alıştık demeyeceğim, alışmadık, alışmayacağız da. Alışmamız gerekiyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. O vatanı görevi yapan değerli kardeşlerime, soğukta, sıcakta, karda, kışta, yağmurda, çamurda, gözünü kırpmadan vatanı görevini yapan tüm askerlerimize de kolaylıklar diliyorum. Evet, Yılmaz Bey, söz sizde. Merhabalar. Önce iyi haftalar diyelim seyircilerimize, vatandaşlarımıza. Elbette terör her zaman maalesef çok acı çektiğimiz, hem bu coğrafyada hem ülkenin hem ekonomik hem sosyal çok ciddi darbe vurduğu, bu coğrafyada artık bu bitsin istiyoruz her hafta ama maalesef devam ediyor. Yine 7 şehidimiz var geçen hafta. Onlara Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır ve başsağlığı dileyelim. Dileyerek başlayalım tabii ki. Kolay değil mu? Yani. Biz de askerlik yaptık, biz de olabilirdik ya da bizim çocuğumuz da olabilir. Şu var, sizin biri olayı yaşadığında kendi içinizde hissetmeniz lazım. Siz de olabilirdiniz. Bu çok önemli. Bunu hissedebilirsek bu terörü çözebiliriz. Bu bazı duygularımız vardı. O duygularımız yani törpülenmiş gibi hissettiğim için o konuyu. Sürekli olan bir şey olursa artık toplumda ister istemez ilki gibi yaşanmıyor aynı şey. O sık sık gelmeye başladığı zaman olaylar, bu tip olaylar çok acı bile olsa artık alışkanlık ya da aynı haberleri. Alışkanlık değil elbette ama sürekli duyulduğu için artık ne bileyim yani sözün bittiği yer aslında ya, bir şey de diyemiyorsun. Yani aileler yetiştiriyor, emek veriyor. Tabii şehitlik mertebesi önemli bir mertebe ama yani gerçekten artık bu terörün coğrafyamızda, ülkemizin üzerinde def olması için dualar ediyoruz. Çünkü önemli olarak ekonomi olarak, eğitim olarak, tarım olarak ve insani olarak baktığımızda, açıdan baktığımızda çok büyük zararı var efendim. Kesinlikle, tabii ki. Olmaz mı? Terörün Türkiye'ye bu yaşattığı 35-40 senedir elbette çok büyük zararları var. Sadece harcanan mermi, zaman, vakit değil orada. Size vurduğu ekonomik darbeler de var. Gelen sizle yapabileceğiniz ticaretler, o sınır komşularıyla yapabileceğiniz ticaretler, o terörün daha çok yoğun olduğu bölgelerdeki yatırımların yapılamaması, o insanların orada istihdam edilememesi, üretime katılamaması, bunların hepsi elbette terör dediğiniz zaman çok ciddi bir sorundur. Çok ciddi bir sorundur hem de. Dönem dönem hatırlıyorsanız Antalya'da ya da böyle turizm bölgelerimizde de patlamalar oldu. Turizmin gelirlerimize kadar çok ciddi zararları var. Olmaz mı? Ya bunun hesabı yok. Bunu oturup da hesap yapamazsınız. Yani dolayısıyla umuyoruz bir an önce bitsin istiyoruz. Nasıl yapılacaksa hep beraber birlik ve bütünlük içerisinde ne gerekiyorsa yapılmalı, yapmalıyız. Ama tabii Türkiye'de her zaman söylüyoruz ya artık iktidarla muhalefet çok birbirinden o kadar uzaklaştı ki yani birinin siyah dediğine siyasete, siyaha beyaz, beyaza siyah, bu karşılıklı için, hepsi için aynı şey geçerli. Aynı şey. Ya bu da sistemin getirdiği bir sonuç bize göre. Herkes koltuk sevdası var değil mi? Sayın? Ya ister istemez yani adamın işi oysa elbette yol, yöntem, usul o anda ne gerekiyorsa onu yapıyor. Doğru ya da yanlış kendi açısından. Ama bundan tabii elbette siyaset bu değil. Siyaset aslında proje üretmek. Siyaset
üretme işi aslında. İlla iktidarda olmak, yapmak, icraat yapmak demek değil siyaset. Siyaset muhalefette de olsanız, bir STK'da görevli de olsanız, herhangi ya da bizim gibi vatandaş birey de olsanız, normal serbest meslek sahibi ya da devlet memuru hiç önemli değil. Bu ülkede yaşayan bir vatandaş birey olarak söyledikleriniz, düşünceleriniz, aktardıklarınız aslında bir siyasettir. Yani dünden bugün daha iyi, yarın daha iyi ne olabiliriz düşünmek ya da bunu yargılamak, sorgulamak bir siyasettir. Ama Türkiye'de maalesef bu sistemin getirdiği, yine oraya takılı kalıyoruz. Keşke bu 2017'de bu referandum geçmeseydi. Türk tipi cumhurbaşkanlığı sistemi bize gerçekten yaramadı yani. Yaramadı. Bunun tekrar gözden geçirilmesi lazım. Ki bu tekrar birlik ve bütünlüğü, ortak sevinçlerimizi, ortak kaygılarımızı, ortak üzüntülerimizi birlikte yaşayabilelim tekrar. Artık herkes birbirini çok rahat eleştirebilme değil. Eleştirme farklı bir şey aslında. Çok rahat hakaret etme. Tabii eleştiri çok ayrı bir şey. Eleştiri, siz bir şey koyarsınız. Dersiniz ki ben bu, atıyorum, burada şu araziden şu kadar birim ürün alacağım. Dediğinizde onlar o kadar birim ürün alamadığı için siz onu bir yerde, siz kötü üreticisiniz gibi bunu eleştirmiş oluyorsunuz. Ama Türk siyasetinde bunu yapmıyor. Yani siyasetçi bunu yapmıyor. Yani illa oraya gidiyoruz, ister istemez gidiyoruz. Siyasette genel olarak Türk toplumunda da bu var. Ben demiyorum ki ya o kötü yapıyor. Ya kardeşim, o kötü yapıyor, bir kere bırakalım biz. Biz ne yapabiliriz anlatalım. İnanın o kötü yapan da sizden ders alacaktır. O kötü yaptığını, kendine göre doğru olduğunu düşündüğü, o kötü yaptığını, belki sizin de fikir ortaya koyduğunuz fikirlerden, düşüncelerden daha iyisini yapacaktır. Neticede o yapılan ülkemiz için yapılacaktır. Sizin de geleceğiniz buna bağlıdır. Neticede icraat sadece iktidarlar yapmaz. Güçlü muhalefet, muhalefetin duruşu, iktidara verdiği yön, STK'lar, yöntem, usul, STK'lar elbette. Bu STK'lar bilhassa çok önemli çünkü kötü yönetimler üretimleri engeller, üretimlerin dertlerini, sıkıntılarını yine STK'lar kendi içerisindeki o çözüm önerileriyle ortaya koyar. Siyasetin yanlış yapmasını, yanlış yapabilmenin önüne geçer. Ya, Türkiye'de ya çok uzun yıllardır maalesef her şey çok o kadar siyasallaştı ki. Yani her şey siyasete bağlı değil mi sanki? Tabii yani, çok siyasallaştı, şöyle söylüyorum. İşe gireceksin, siyaset. Tabii yani. Acaba diyorum nereden torpil buluruz ya da bir yerden bir yere tayininiz olacak ya da siyaset, atamanız olacak. İlla bunu aslında siyaset demiyorum. Bu biraz da o gücü kullanma, güce yakın olma gibi. Yani bu da ne yapıyor? Bu sefer liyakatı bozuyor. Adil bir ülkenin yapısını bozuyor. Adaleti, sistemi bozuyor. Düzen değişiyor. Toplumun motivasyonunu aşağıya çekmeye başlıyor. Toplum devletine karşı itimatını, güvenini kaybetmeye başlıyor. Kanunlara, nizama karşı güvenini kaybetmeye başlıyor. İşte burada çöküntü başlıyor. Türkiye aslında bir nevi bunları yaşıyor. Hep beraber bunları yaşıyoruz. Aslında birlik ve beraberlik olduğumuz içerisinde, ama birlik ve beraberlik lafla olmuyor. İşte ana sıkıntı burada, kilit burada. Birlik ve beraberlik adaletle oluyor. Daim maalesef olsun diyoruz ama. Adaletle oluyor. Evet. Ben mesela o köylerde çok anlattım. Çoğu da bilir vatandaşlarımızın. Bakın dedim, bu tek adam rejiminde yani sisteminde şöyle düşünün dedim. 5 tane evladınız var. İkisini yanınıza aldınız. Üçünü karşıya koydunuz. O yanınıza aldıklarınızla o aileyi ikiye bölersiniz. Parçalarsınız. Evet. Yani bir ailede bile bir adalet olmalı. Yani siz yöneticiyseniz adil davranmak zorundasınız ki o yönettiğiniz kurumu, kişileri ya da aileyi birlikte tutabilirsiniz. İşte bu sistem buna müsaade etmiyor. Şimdi bakıyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız da çok gayret gösteriyor. Muhalefet de çok gayret gösteriyor. Ama sonuç alamıyoruz. Neden? Gösterdikleri gayret aslında şey değil. Gösterdikleri gayret sadece iktidar olma derdi. Halbuki ülkede sorunları çözme derdi maalesef kimsenin yok. Sorunları çözme dertleri olsa yöntem, usul maalesef bu değil. Yani neticede bunu... Güçlü bir muhalefet şart. Güçlü muhalefet olan şart, işte o da sistemle ilgili. Değil mi? Yani umarım tekrar biz özlediğimiz o yapıya, sistemi siyasi tekrar kurarız. Siyasi konjonktür değişti ama ya Sayın İçen. Niye? Siyasi konjonktür değişti yani 90'lı yıllardaki siyasi konjonktürle. Değişecek tabii ki. Orada bir parlamenter sistem vardı. Orada kendi içerisinde bir... Yani şöyle söyleyeyim,
partiler henüz kurumsal yapılarını tamamlamadan, oluşturmadan Türkiye'de ihtilaller, askeri darbeler, işte muhtıralar vesaire Türk demokrasisinin gelişmesinde maalesef çok ciddi engeller teşkil etti. Şimdi sizin önce kurumsallaşmanız lazım. Ne olursanız olun. Mesela bir ailede kursanız bu kurumsallık, o ailede ne yapıyorsunuz? Bir iş, bir düzen, bir sistem, eşle işte uyum, çocuklar vesaire. Neticede burada bir kendi içerisinde sistem kuruluyor. Şimdi siz parlamenter sisteme geçmişsiniz ama insanlar nasıl seçilecek bilmeden bir bodozlama bir sisteme girmiş oluyorsunuz. Bu ne olacak? Zamanla bu sistem kendi içerisinde kurumsallığını tamamlayacak. Yani dinamik siyasi partiler oluşacak. O zaman işte ülkenin sorunlarına eğilebilen, amacını sadece iktidar olmaya odaklı değil, başarıya odaklı, ülkenin sorunlarını çözmeye odaklı mücadele edeceği için hem iktidarda hem de muhalefette ülkesine daha fayda sağlayacak, bir duruma getirecek. İşte o zaman Türkiye'nin önü açılmaya başlayacak. Kurumsallık dediğimiz olay aslında güçlerin, dengelerin kurulması, insanların arasındaki iletişimin doğru kurulması anlamındadır. Şimdi güçlü bir yapı, yani sizin o boşluğunuzu bir başkası arkanızdaki kişi doldurabilmesi. Yani şu anda baktığınız zaman Türkiye'de o gitti, bu geldi ile Türkiye'nin herhalde devlet devamlılığı ya da cumhuriyetin devamlılığı yani sıkıntıya girmeyecektir. Neticede siz olmazsanız da o sistem yürüyecektir. Asıl sistem kurucular orada zaten. Siz olmazsanız bile o sistem yürüyor ise siz doğru sistem kurmuş olursunuz. Ve Kasım'ın yani, son haftası. Kasım'ın son haftası. Aralık'ın ilk haftası. Evet. Yaklaştı artık. Bitiyor. Bitmek üzere 2022. 2023'e geçiş son ayı. Aslında son ayda her şey belli oluyor biliyorsunuz. Ticarette, ihracatta ve diğer şeylerde. Gözlemlediğimiz 2022 nasıl geçti sizce? Yani şöyle bir film şeridi gibi gözünüzün önünden akıp gitse 2022 başlangıç, 2022 niye bunu soruyorum? Daha bir ay var. Bir ay var ama bir film şeridi gibi geçsin bakalım. Yılmaz İçen'in film şeridi nasıl? Tabii 2022. 2022 çok büyük bir böyle travmayla girdik aslında 2022'ye. Çünkü 2021'in son aylarındaki bu yapılan yanlış ekonomideki hamleler, buradaki doların yani Türk parasının aşırı değer kaybı, insanların ne yapması ya da gelecekle ilgili yani endişelerin artması, tekrar bu yine yapılan bir ekonomik hamleyle tekrar dövizin 12'lere geri çekiliyor gibi olması, sonra işte yine 18'ler, 17'ler, 16'lar gitti geldi işlerin olması. Tabii ekonomi aslında her şey. Ekonomi olmadan birçok şey olamıyor değil mi? Aynen. Ekonominiz yoksa maalesef birçok sorunlarınızla birlikte gelmeye başlıyor. Ekonominiz güçlüyse birçok sorunlarınız kendiliğinden de çözülmeye başlıyor. Şimdi 2022 nasıl geçti derseniz gerçekten birçoğu için, yani çok küçük bir zümre için çok ciddi bir karlı bir yıl oldu. Ama yani toplumun çok büyük bir kesimi, yine o piramidin altını oluşturan o asıl ülkenin dinamikleri diyelim, üretenleri, alın teri dökenleri bu 2022'de çok aslında çok sıkıntı çektiler. Şimdi bundan sonra ne olur? Asıl buna bakalım. 2022 bitiyor şurada. Önümüzde asgari ücret, yeni işte memur zamları vesaire var. Yani enflasyon %80'lerde, Nisan'da %45'lere düşer, 40'lara düşer hesapları var. Ama faizler %9. Bu insanlar paralarını nasıl koruyacaklar? Mevduat sahipleri ya da işte tek haneli rakama düşmedi mi? Yani şimdi tek haneli rakama düştü. 9 şu anda %9'a düşürdü. Faiz değil, enflasyon. Tabii enflasyon sizin 9'sa %8,5'lara düşmesi lazım ki insanlar mevduatta çok küçük de olsa o paralarını koruyabilsinler. Ama enflasyonun 40 olduğunu düşünsek bile bugün
%9 faiz ya da %10'lar faiz olan bir yerde o insanlar mevduatlarını koruyamadıkları için bu sefer insanlar nereye yönelecek? O kendini koruma içgüdüsüyle çok yanlış hareketler yapacak. Az bir zümre insan mı zengin oldu? Tabii. Çok küçük bir zümre maalesef zengin edildi. Doğal değil mi? Doğal değil mi? Şimdi geçen sene bir şirket... Zenginle... Şirkete bakıyorsunuz. Onu daha önce de işlemiştik değil mi? Şimdi siz bir üretim yapıyorsunuz. Yani hayat için üretim şart. Yani üretim olmadan hiçbir şey yok. Önce üretim değil mi? Üretim. Ana temel üretim. Üretimde ne lazım? Bir, enerji lazım. İki, kaynak lazım. Yani finans, para lazım. Üç, iş gücü lazım. Bitti. Siz şimdi size finans temin eden, yani para temin eden, sizin üretiminize katkı koyan, buğday ekiyoruz yani banka size bir kredi veriyor. Kaynak dediğimiz banka. Kaynak dediğimiz banka. Evet. Banka karını %5 kat artırmış. 6-7 kat artırmış. Size enerji tedarik eden firmalar karını 10 kat artırmış. Şimdi siz niye böyle fiyat yapınızı belirleyeceksiniz? Bu sefer siz ne yapıyorsunuz? Çalışanınıza ister istemez yani ondan kısmak zorunda kalıyorsunuz diyelim. Çünkü en kolay taraf o. Bugün enerjinize zam geldiği zaman dönüp enerji şirketine niye bu zam diye soramıyorsunuz. Ya da işte bankalar faizler, ya kardeşim faizler %9, Merkez Bankası size %9'dan mevduat alıyorsunuz. Siz bunu da %30'dan satıyorsunuz diye soramadığı için bu sefer ne yapıyor? Çalışanına ister istemez en kolay taraf o. Bu sefer asıl dinamikler üreten, alın teri döken kesim maalesef tüketemez hale geldiği için de ekonominin çarkları durmaya başlıyor. Şu anda son dönemlerde gördüğümüzde bakıyoruz şimdi ihracatlarda düşüşler var. Neden düşüşler var? Çok ciddi şekilde balonlar var fiyatlarda. Yani maliyet farklılıkları var. Neyin nereye gittiği belli değil. Fiyatlarda çok ciddi dengesizlikler var. Şimdi siz bir kere ürküttüğünüz zaman bu en az bir iki sene bu ekonomik tekrar yerine oturması, eski düzenine, o istikrara kavuşması da en az iki yıl maalesef alıyor. Şimdi önümüzde 2023 ne olur? Bakacağız. Hep beraber göreceğiz. Bir ekonomiyle sınav verdik. Bir yıl daha, doğru mu? Evet. Ama hiçbir netice alınamadı henüz. Yani dövizin 12'lerden 18'lerde tutulması... Vatandaş olarak söyledim ama... Vatandaş olarak da aynı şey geçerli. Bir sınav, bir sınav girdik yani, ekonomi sınavının içerisinde girdik. Doğru mu? 2022'de. Evet. Kesinlikle. Çok farklı bir şey yaşadık. Aslında bugüne kadar yaşayamadıklarımızı yaşadık. Bu kadar hızlı fiyat artışları, çok büyük dengesizlikler, sürekli işte... Haberlerde ekonominin konuşulduğu böyle bir yıl olmadı bugüne kadar benim gördüğüm ya da bildiğim. Bu sene çok büyük sorunlar çok olduğu büyük, için bir, ne yaptık? Büyük bir ekonomi sendromu yaşandı diyebiliriz vatandaş tabii kanadında. Tabii kesinlikle. Kesinlikle. Kesinlikle büyük bir sendrom yaşandı. Peki 2023'e yansıması olur mu? 2023'e yansıması elbette olacak. Yine 2023'te aynı hızda yani zamlar olur ben, mu? 2023'te şu anda tahmininiz. Kur korumalı burada. Şimdi kur korumalı dediğiniz zaman tamam kuru baskılıyoruz 18. Şimdi atıyorum 4 aydır yine 18. Sizin enflasyonunuz 4 ayda %10 iken döviz artışınız %2 ise bu sefer Türkiye'de ürettiğiniz malların maliyeti yine şişeceği için bu sefer ihracatlarda sıkıntı olmaya başlayacak. Yani burada tamam dövizi durduralım ama şimdi asıl sıkıntı sizin aslında döviz sizin dünya ile bir ticaret para biriminiz. Sizin asıl para biriminiz Türk lirası. Sizin Türk lirası ile üretim yaparsınız ama döviz sizi nerede ilgilendirir? Uluslararası ticaretlerinizde sizin ürettiğiniz birimlerde rekabet edilebilir koşullarda üretim yapabiliyor olmanız için sizin döviz kuru önemlidir. Yani dünyada enflasyonlar kaçsa, dünyada fiyat artışları ne kadarsa sizde de öyle olabilmeli. Neden öyle olabilmeli? Bu tip fiyat artışlarında siz öngörülerinizi kaybettiğiniz için bu sefer fiyatlarınız şişmeye başlıyor.
Bu sefer fiyatlarınızı şişmeye başladığında da pazarlar kaybetmeye başlıyorsunuz. Şimdi düşünün, ben 180 liraya sattığım ürünü Mart'ta da 180 liraya satmak zorunda kalırsam, döviz aynı yerinde kaldığını düşünürsek, ben asgari ücreti 5000 yerine 7500 lira yaparsam bu sefer ihracat yapamaz hale geleceğim. Zarar etmiş olursunuz. Ben şimdi 2023'ü nasıl bir yani kurlar, faizler, zamlar, enflasyon anlamında... Yeni bu kadar zam gelir mi Sayın Çen? Yani böyle hani dediniz ya, ömrüm boyunca bu kadar bir zamlarla haberler iştikal olmadı ama 2022, 2023'te de aynısı olur mu? Şimdi enflasyona baktığınız zaman, bu gidişata baktığınız zaman olacak gibi görünüyor. Yani zamlar devam edecek. Olacak gibi görünüyor, evet. Yani markete şimdi, girdiğinizde... Tabii. Yani şimdi onların da öngörüsü yok. Adam almış 10 liraya, satmış 11 liraya ama dönmüş bu sefer 12 liraya almış. Adam bu sefer demiş yine zam gelir bu diye 15 demiş. Bu sefer tüketici de o hışımla ya zaten elimde para var her günde zam geliyor. Aslında pahalı da olsa satın almış. Bu da kendi içerisinde enflasyon oluşturuyor. Dünyada ekonomilerde enflasyon en hızlı kabul edilen bir olgudur. Neden? Çünkü herkes elindeki malın pahalanması arzusu içerisinde enflasyon çok hızlı yükselir. Yani burada biraz siz önce, arz ve talep dengelerini bozduğunuz zaman ister istemez bu olacak. Ama biraz önce bir arkadaşımız var burada, ismini vermeyeyim, bir örnek verdi Sayın Çen. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu sormak istiyorum da. Şimdi geçen yıl ürün 24 TL'ydi. Hı hı. Yani çocukların da çok sevdiği, herkesin çok sevdiği bir üründen, bir çikolatadan bahsetti, evet. Üründen bahsetti. Hı hı. 24 TL'ye kadar çıktı dedi. 24 TL'den satıldı. Hı hı. Geçen yıldan bahsetti sanırım. Şimdi 15 TL'ye düştü dedi. Yani bir market 15 TL'ye satıyor dedi. Şimdi buraya baktığımızda sanki böyle hani evet bir zam olayları var ama bir de bu zamı kullanmak için fırsatçıların zaten olduğu dönemden geçiyoruz diye düşünüyorum. Şimdi 15 liraya doğru diyor. Geçen yıl 24 lira olan o çikolata setinin ne oldu da 15 liradan satıyor? Şimdi o vatandaş milyon tane aldı da mı elinde kaldı şimdi 15 liradan satıyor? Yoksa o vatandaştan yani yüksek, bence az maliyetli yüksek rakamlara çıkılan bir dönemden geçiyoruz gibi. Şimdi bu tip enflasyonlarda fiyat ayarlamalarında mutlaka her zaman tüketici kazık yer. Doğal olarak. Tüketici kazık mı yiyecek? Kazık yiyecek elbette. Niye kazık yiyecek? Göz göre göre niye kazık bak, yiyelim ya? Enflasyon olmayan bir ülke söyleyelim şimdi. Tamam, niye kazık yiyelim? Adam yıllardır aynı ürünü alıyor ve satıyor. Tamam. Neticede burada bir gerçek rekabet koşulları oluşuyor. Diyelim şekerin kilosu Avrupa'da 79-89 cent. Tamam. 3 yıl önce de öyleydi, şimdi de aynı. Adam oturmuş sistem. Orada şimdi siz dövizi 12'den alıp 18'e götürürseniz, atıyorum elektriğinize 10 kat zam gelirse. Ama örnek o değil. Netice. Ki. Hayır, örnek, yani şöyle söyleyeyim örnek size. Örnek o değil. Bak şimdi örnek diyor ki bu yerel bir market. Yerel bir market 15 TL'ye satıyor ise koskoca o üçlü atları belli olan firma marketler. Niye pahalı satıyor diye değil mi? Niye pahalı satıyor tabii canım. Tabii ki elbette haklı orada. Yani nereden i̇şte, nereye kurla alakası yok. İşte fiyatlar oturmuş olursa atıyorum tüketici o marketlerin birbirini kıyaslama şansı oluyor. Kazık gittiğimizi şu an anlıyoruz işte. İşte evet. Şimdi kıyaslayamıyorsunuz. Mesela bir markette dün gördünüz bunu 8 lira. Bugün gördünüz 9 lira başka bir markette. Ha diyorsunuz zam gelmiştir algısı oluşuyor. Kabulleniyorsunuz direkt fiyatı. Ama siz bu olmamış olsa o 8 liraya ürünü eğer orada 8.30 ise bile burada bir yanlışlık var. Ben gideyim 8 liradan alayım dersiniz. Burada şimdi serbest piyasanın bir temayülleri var. Serbest piyasada yani bir arz ve talep dengeleri var. Bilmez hiç ben kimse ürün aylardır sana karşıyım bu serbest piyasa lafında. Ya bunlar çıkardı ben değil. Ben serbest piyasayı ben istemedim. 1984'te. Karşıyım yani. 1984 24 Ocak kararları var. Rahmetli Özal'ın başında bulundu. Serbest ekonomiye geçildi. Liberal ekonomiye geçildi. Döviz serbest bırakıldı. İşte atıyorum sigaralar serbest, yabancı sigaralar serbest bırakıldı. Yabancılar serbest bırakıldı. Döviz bulundurma serbest bırakıldı. Döviz mevduatları serbest açıldı. Şimdi o dönemdeki yapılan belki 80 itirazıyla giden o yolda 24 Ocak Eylül'e kadar bu 9 aylık dönemde belki oradaki iş karışıkları daha çok ateşleyen, körükleyen bu da olabilir. Ben hatırlamıyorum. Çocuktum. Neticede ben
Ben serbest liberal ekonomiye her zaman karşıyım. Ben hem devletin hem milletin birlikte, yani devletin bir dengeleyici olduğunu, dengeleyici olmak zorunda olduğu modele inanan birisiyim. Bugün siz TEDAŞ'ı, TEDAŞ diyorum, Türkiye'de elektrik dağıtımını özelleştirdiniz. Ne oldu şimdi? Özelleştirdiniz. Özelleştirmenin ana nedeni nedir? Siz daha iyi iş imkanları sağlamak, daha iyi hizmet vermek, hem çalışanlarınıza hem o ürün temin ettiğiniz o halka daha iyi hizmet vermek adına siz özelleştirme yaparsınız. Sendikalı işçi atıp taşeron işçiyle hareket ettirdiğiniz zaman nasıl oldu? Ne anladık şimdi biz özelleştirmeden? Devletin kurumuyken bugün atıyorum elektrik kurumunda sendikalı işçilerimiz çalışırken, iyi maaşlı işçilerimiz çalışırken şu anda taşeron işçilerle hareket ediliyor. Şimdi siz bakın, biz liberal ekonomi dediğimiz liberal ekonominin içerisinde işte siz devlet olarak bunda güçlü olmanız lazım. Devlet olarak nasıl güçlü olacaksınız? Herhangi bir meyve sebze fiyatlarının arttığında İstanbul'a, Ankara, Antalya'dan iki tır mal alıp orada manav dükkanı açmak değil ekonomiye müdahale etmek. Ne yaptılar? Müdahale oldular mı ekonomiye? Ne oldu? Nerede o manavlar? Yani şimdi siz popülist yaklaşımlarla, yani halkı o anlık ateşini söndürme adına hareket ediyorsunuz. Sizin uzun vadeli bir planınız, planlamanız, programınız üretimde, dağıtımda, pazarda, tüketimde yok ki. Nasıl olacak bu? Kızdı devlet, iki tane tır getirdi, 50 tane, 30 tane manav arabası koydu mahalleye. Kaç gün sürdü abicim, hatırlayan var mı? Türk millet hatırlıyor mu bunu? Manav dükkanı açtı devlet. Şimdi sizden şunu istiyoruz. Biz buradaki Türkiye'de üretilen her şeyde bir planlama istiyoruz. Planlama bekliyoruz sizden. Sizin planlamayla sizin bu işi ancak çözebilirsiniz. Planlamadan nasıl çözeceksiniz bunu? İşte Türkiye'de maalesef bu popülist yaklaşımlardan dolayı Türkiye'de hiçbir sorun çözülemiyor ve çözülemeyecek. Ben maalesef üzülerek söylüyorum. Çözülemeyecek. Aynı şekilde mi gidecek? Elbette aynı şekilde gidecek. Şimdi şöyle bakalım buradan. Siz dövizi, kur korumalı döviz mevduatı açtınız. Dövizi hadi diyelim ki 9 seviyesinde tuttunuz. Dediniz ki döviz işte gelecek sene 20 oldu. Ama sizin enflasyonunuz öngörünüzü gelecek sene 40. Pekala, sizin döviziniz 26 lira olmazsa siz ihracat yapamazsınız. İthalata dönersiniz tekrar. Tüketici bir toplum olursunuz. Burada bu sefer cari açıklarınız büyür. 28 lira yaptığınızda da bu sefer aradaki %40'lık farkı siz vatandaşa yine garibanın hazinesinden, garibandan aldığınız vergilerle o açığı finanse edersiniz. Nasıl olacak şimdi? Ben görmüyorum. Şimdi geçen programda da söyledik. Ben Mart'ta ben ihracatçı bir firmayı yönetiyorum. Biz Mart'ta euroyla, poundla, dolarla satabileceğimiz fiyatı nereden vereceğimizi bilmiyoruz kardeşim. Asgari ücret ne olur? Döviz ne olur? Türkiye'de enflasyonla, şimdi enflasyonla siz faizleri birbiriyle örtüşük götürmezseniz, paralel taşıyamazsanız bir gün birisi patlayacak. O patlamanın altında kalır mıyız? Endişelerimiz var haklı olarak. Doğru değil mi şimdi? Aynen öyle. Siz 10 diyorsunuz ama 40 öngörüyorsunuz, bunu bu görüyorsunuz. Yani burada bir, ben bu program nasıl yürür, ne kadar yürür, sonuçta ne olur ben bilmediğim için gerçekten. Vatandaşa yine yansıyacak çok şey var. Her zaman söylediğimiz gibi bir, şeffaf bir devlet yönetimi, şeffaf belediyeler, kamu, tümü. Devletin tüm kurum ve kuruluşları iyi denetlenmediği sürece, yapılan yollar, yapılan devlet binaları kalitesiz yapıldığı sürece, toplumda planlama yapılmadığı sürece, eğitimde, üretimde, tarımda planlamalar yapılmadığı sürece döner döner bunu yaşarsınız kardeşim. 2040'ta da yaşarsınız, 2060 yılında da yaşarsınız.
Bu kafayla yaşarsınız, yaşamaya devam edeceksiniz. Çünkü siz üretim yapılabilecek koşulları tamamen ortadan kaldırıyorsunuz. Üretim yapılamaz hale getiriyorsunuz. Öngörülemez hale getiriyorsunuz. Şimdi ben buğday ekeceğim. Gübre 800 lira. Gübre 800 lira. Mazot 24 lira atacağım. Bu buğdayım işte Allah bir işte yağmur, yağış, işte zelzele, deprem olmazsa ben oradan alacağım bir ürün var. Bu ürünü ben kaça satacağım beyler? Bu ürün sattığımda ben bu kredimi geri ödeyebilecek miyim? Ya da attığım gübrenin bedelini karşılığını alabilecek miyim? Ne yapacağım? Ben nasıl üretim yapacağım? Bunu bilmek istiyor insanlar. Bunu bilmek istiyor. Bunu bilmeleri için sizin planlama yapmanız lazım. Yani tekrar söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kars'tan Muğla'ya, işte Edirne'den Hakkari'ye tüm topraklarını planlama yapmak zorundasınız. İhtiyaçlarınızı belirleyip bunun üzerine o toprakların verimliliğini katılacak gübreyi, su tüketimlerine kadar planlama yapmak zorundasınız. Planlama olmadığı sürece bir sıkıntı yaşayacaksınız. Planlama olmadığı sürece sıkıntı yaşamaya devam edeceksiniz. Yaşarsınız. Bu hepimiz için aynı şey geçerli. Yani aile içinde de aynı şey geçerli. Siz aile yönetiyorsanız da aynı şey geçerli. Planlama yapmıyorsanız, gelir gider dengelerinizi kurmuyorsanız, kaç para kira ödeyeceğiniz, kaç para alacağınız, kaça işte siz bütçe yapmıyorsanız, doğru bütçeyi ay sonunda açık veriyorsanız, öteki aya devrediyorsanız, öteki ay nereden gelecek bu para kardeşim? Türkiye'de mali disiplin hiçbir zaman olamadı. Oluşamadığı için zaten ilerleyemiyoruz. Ya bir mali disiplini kurun. Kurun. Bir yerden bakıyorsunuz yol yapılmış, yolun yarısı göçmüş. Bir yerden bakıyorsunuz bir yerde devlet kurumu bina yapmış, atıl kalmış. İlgisizlik yapılmış. Ya kim planladı bu binaları? Ya bunların yaptırımını kim bunlara hesap soracak? Ya ben kalkmışım bir yere bir kamu binası yapmışım. 20 yıldır bomboş duruyor, atıl hale gelmiş. Ya bunun bir yaptırımı, bunun bir şeyi olmamalı mı? Ya bunun bir sorgusu suali olmamalı mı arkadaş? Neticede siz bu ülkenin geleceğini, bu ülkenin yetiminin, bu ülkenin halkının emeğini alın temin siz orada harcama yapıyorsunuz. Bu hesap kitap yapılmadan harcanır mı? Hak etmeniz için önce işinizi yani mükemmel demeyeyim doğru yapmak zorundasınız. Ben de diyorsanız ki buradan vatandaşlarımız diyor ki ya Yılmaz Bey çok abarttınız ya biz de işimizi iyi yapıyoruz diyorlarsa o zaman haklılar. Ben bir şey demeyeceğim. Ama diyorlar ki bir yerde yanlışlık var o zaman düzeltelim bunları. Düzeltme için bir adım atalım. En azından düzeltelim diye bir gayret gösterelim. Hiçbir şey yapmadan nasıl olacak? Bazen gidiyorum arkadaşlarım çok üzülerek söylüyorum. Bakın biz bu ülkede yaşıyoruz. En büyük kayıp toplumun duyarsız hale getirilmesidir. İlgisiz hale getirilmesidir. Olandan, şehitten, kazadan, beladan, ülkenin başına gelen her türlü yani kendini yapamayacaklarını düşündüğü, artık oyundan düştüğü, bir şeyi konuşması ihtiyacın olmadığı, kabuğuna çekildiği bir döneme girdi Türkiye. Bu büyük bir tehlikedir. Halbuki hepimizin dinamik olması lazım. Her sabah kalktığımızda bugün daha iyi ne yapabiliriz diye sorgulamamız lazım diye düşünüyorum. Bu tehlikenin üstünden ne gelmek için de çabalamamız lazım, çalışmamız lazım. Tabii ki tabii. Dikkatli olmamız lazım, ekmeğimizin sahip çıkmamız lazım. Zaman öyle bir zaman ki ekmeğe sahip çıkma zamanı. Son sözlerini alayım Yılmaz Bey. Ya, 2022'de geçen bir süreçte 2023'ü değerlendireceğiz ama 2023... O kadar çok konuşacağımız şeyler var ki inanın yani sığdıramıyoruz. Evet, sığdıramıyoruz. Yani bir şeyden dışarıya çıkamıyoruz. Artık daha farklı şeyler konuşmamız lazım. Vatandaşların ekonomik olarak alım güçlerinin artması lazım. İşte alım güçlerinin artması, tekrar söylüyorum, şeffaf bir ülke yaratacağız. Şeffaf, ayna gibi yani baktığınız zaman arkasını göreceksiniz. Her şeyini göreceksiniz. Yani bu şeffaf bir ülkeyi yaratmadan ilerleyemezsiniz. Enflasyonu, faizi, dengeyi kuramazsınız. Kazaları önleyemezsiniz. Sizin öncelikle ekonomik sorunlarınızı aşmak zorundasınız. Aynen. Ekonomik sorunlarınızı açarsanız ondan sonra size farklı bir derya, farklı bir dünya görmeye başlayacaksınız. O zaman daha farklı yerlere gitmeye başlayacaksınız. Ekonomik sorununuzu çözemiyorsanız hiçbir zaman gelişemeyeceksiniz. Bunu çözmenin yöntemi de bir şeffaf bir ülke, şeffaf yönetilen bir ülke. Kamu ihalelerinden hiçbirinden hiç kimsenin tek kuruş orada yani heder edildiğini düşünmeyeceği bir sistem. Açık olacak. Şeffaf olacak.
İnşallah. İşte o zaman ülkemiz bir yerlere gelir. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür İnşallah, ederim. İnşallah vatandaşlarımızın gerçekten alım güçlerinin artacağı bir 2023 yılına gireriz diye düşünüyorum. Zor bir süreçlerden geçiyoruz. Hem ekonomik, hem terör, hem diğer olaylarla ilgili. Eğitim keza öyle, sağlık öyle. İnşallah düzene girer. Sağlıkta da şöyle bir durum var. Muayene randevusu alan, yani şimdi baktığınızda 10 kişiden 4'ü muayeneye gitmiyor. O muayeneye gitmeyenler, randevu alıp gitmeyenler de insanların haklarını gasp ettiklerini, çaldıklarını bilmiyorum, gasp ettiklerini düşünüyorum. Eğer ki bakın acil hastalar var, sağlığından, sıhhatinden olan insanlar var. Orada randevu alınacaksa randevu alan insanın sağlığıyla ilgili önemli. Gitmeyeceksen niye randevu alıyorsun? Böyle de bir ortamla karşı karşıyayız. Çok fazla mı bu? Çok fazla. Çok. Randevu alıp gitmeyen randevu çok fazla. Gitmeyince randevular kapanıyor. Yani o hani bir aylık 15, tamam. 15 günlük atmalar var ya, hep bunların neticesi. Lütfen Peki şunu yapabilir o zaman. Biz onu insanlardan beklemeyelim. Bir çözüm koyalım ortaya. Randevu alıp da gerçek gerekçesi, mücbir sebepler dışında gelmediyse randevusun, onun yaptırım olması lazım. İşte yaptırım olması. Bu para cezası vereceksin o zaman. Yani siz kamuyu ve devleti işgal, başkalarının haklarını koru. Şimdi her zaman söylediğimiz bir şey var. Lafla, temenniyle bu işleri yönetemezsiniz. Her şey sisteme bağlıdır. Gerekli cezayı vermek lazım diyorsunuz. Yaptırımlarla ilgilidir, yani, disiplinle ilgilidir. Sizi destekliyorum. Yani önerim bu yani. Yılmaz Bey, sizi destekliyorum bu konuda. Eğer cezai müeyyidesi olmuş olsa bu rakamlar artmaz. Çünkü artış devam ediyor. Çok fazla artış olunca randevu zamanı da mesela siz hastasınız, Allah göstermesin. Randevu alacaksınız, randevu alamıyorsunuz. Niye? Önünüzde randevu alanlar var. O randevu alanların da yüzde bilmem kaçı gitmiyorsa... İşte dedim onu yapmak zorundasınız. Cezar... Ya da şöyle gidemeyeceği durumda onu en az 2-3 gün önceden, bir gün önceden cenazesi vardır, mücbir sebebi vardır. Hemen iptal şöyle... şey olmalı, onun yerine yeni bir ikam edilmeli. Onu bilgi vermeyen insan da yaptırım ve ceza konmalı. Ceza olmalı. Bitti. Teşekkür ederim. Bir daha hastane kapısından alınmamalı. Bitti. Onu yapamazsınız da o olmaz. Hayır, zaten. O olmazsa o bir türlü para cezasıyla bunu çözebilirsiniz. Para cezaları bazen ceza affediliyor. Ondan dolayı öyle para mi? Cezası biraz sıkıntı. Para cezası biliyorsunuz affediliyor. Ondan sonra ödeyenle kalıyor insanlar. Teşekkür ederim. Ağzına yüreğine sağlık. Evet, buradan tabii sağlık camiasına emekler için teşekkür ederiz ama sağlık camiası da yoğun çalışıyor. Tempolu çalışıyor. Onlara da bu randevu olaylarında biraz daha biz insanlar olarak, vatandaş olarak hassasiyetli olmamız lazım. Eğer hasta değilsek, eğer gerçekten sağlığımızda bir problem yok ise randevu alıp gitmeme olayına biraz kendinizi empati kurarak yapın lütfen. Sağlık çok önemli. Sağlığınız varsa değerlisiniz. Sağlığınız varsa çalışabilirsiniz. Sağlığınız varsa yemek yiyebilirsiniz. Hava teneffüs edebilirsiniz. Vücut geliştirebilirsiniz. Sağlığınız varsa efendim her şeyin üstesinden gelirsiniz. Sağlık için de mutlaka mutlaka sağlıkçılarımıza destek olalım. Sağlıkçılarımıza ön ayak olalım. Yardımcı olalım. Bakın randevu alıp da gitmeyenlerin yüzde bilmem kaçın diyoruz artık. Utanarak söyleyeceğim. 10 kişiden 4 kişi randevu alıp da gitmediği zaman bu rakam büyür. Randevuya ihtiyacı olan, gerçekten hasta yakını olan, gerçekten hasta olan, gerçekten sağlığı problemli olan insanlar zorda kalmış olur diyorum. Lütfen bu konuda hassasiyetle davranalım. Çünkü bugün bize gelmeyecek durum değil diyememeliyiz ve kendimizi bu konuda çevremizde uyarmalıyız. Evet sevgili dostlar, bir başka programda buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Sağlıcakla kalın efendim.